Aşağı. Beşinci floması dediniz. Bununla ilgili bir 255 sayfalık bir kitabımız var. Kitap bitti. Şu anda dizgi hazır. İnşallah bir kaynak bulup bunu kitaplaştırmak istiyoruz. Son noktaya geldik. Kitaplaştırma konusunda. Burada Metin Hocamız sağ olsun gayret etti. Birlikte çalıştığımız bir kitap. Şu anda kitap hazır. Sadece baskısı kaldı. Bir kaynak bulursa inşallah o baskıyı da Beşe'ye böyle bir hediyemiz de olsun istiyoruz. Sponsor çözeceğiz inşallah burada. Derdimizi, Beyşehir Furması derdimizi inşallah çıkarmış olacağız. Beyşehir'de son dönemde biz dışarıdan da çok gelen ve nilüferler, işte son dönemde gelenlerin Beyşehir'de göl üzerindeki nilüferlere bir ziyareti var. Beyşehir'de tespit ettiğimiz endemik bitki var. Çok farklı. Bunlarla ilgili çalışmalar var kitabın içerisinde. Bunların her biriyle ilgili ayrıntılı bilgiler var. Bunu Beyşehir'de yaşayan hemşehrilerimizin de çoğu bilmiyor zaten. Bunlara önemli olan bir yüzüne çıkaralım istiyorum. Bunlarla ilgili çalışmalar da olsun. Hem hemşehrilerimiz de bilsin istiyoruz. Böyle farklı bir kültürel noktada dergi çıkararak, kitap çıkararak taşlandırmak istiyoruz inşallah bu çalışmayı da. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projemiz bu. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projemiz. Beyşehir'in tabii önemli bir değeri daha doğası. Doğası çok değerli. Yani burası el değmemiş, güzel doğası olan yerlerden bir tanesi. Şimdi biz burada flora çalıştık. Açıkçası ben buranın florasına, yani çiçek çeşitliğine, bitki çeşitliğine diyelim, bitki çeşitliğine hayran kaldım. Ondan dolayı buradaki arkadaşlardan o zaman fotoğraf kulüpleri burada var. Mustafa Büyükkafalı gibi diğer hocalarımızın yaptığı fotoğraf kulüpleri var. Onlardan rica ettim. Hocam yani bu siz belli zamanlarda çıkıyorsunuz. Bu fotoğrafları çekebilir misiniz? Yani biz yer belirtmiyoruz bu konuda. Çünkü yani sıkıntı olabilir diye ama. Buranın bir florasını en azından fotoğraflarla bir çıkarabilir miyiz diye başladık. Bu tabii 3 sene olmuştur. 3 sene önceki mesele. Hocalarımız sağ olsun fotoğraflarını çektiler. 3 sene daha önce çektiği fotoğraflar vardı. Sonra biz Ege Üniversitesi ile birlikte çalışarak orada Serdar hocamızla birlikte çalışarak bunları tabii sınıfladık. Sınıfladıktan sonra şimdi en son kısmına geldi. Şimdi Beyşehir flora açısından yani bitki çeşitli açısından değerli bir alan. Burada 88 tane endemik tür olduğunu kayıtlar altına alınmış. Bu sadece buraya ait ki burada da biliyorsunuz 12 tane endemik balık türü vardır. Yani değerli bir bölge. Gerçekten bizim havzamız değerli bir alan. Bunun için de bir çalıştık. Yani bitki çeşitli bununla ilgili bir kitap çıkarabilir miyiz diye. 260 bitkimiz var. Bitki ve çiçek olarak ayrılıyor tabii. Bitki türleri o. 260 tane var.
Yani ortalama bir kitap olarak şey olacak. Yani sayfa sayısı her bir şey bitkiye bir tane ayırdık zaten. Yani yapısı, işte familyası nedir, onlarla ilgili bilgileri falan şey yaptık. Şimdi kitabımızın ismi şu an düşünün tabii Cennetin Çiçekleri. Niye Cennetin Çiçekleri? Şimdi Beyşehir gerçekten cennet gibi bir yer ki Alaaddin Keykubat da biliyorsunuz yani burada ünlü bir sözü var. Burası cennettir diye. Biz de öyle bir şey yaptık. İsmi öyle olsun dedik. Cennetin Çiçekleri olarak çıktı. Gerçekten burası yani gelip görülmesi ülkemizde tabii her yeri güzel ama burası gerçekten doğa açısından harika bir yer. Yani. Evet, o burayı cennet olarak tasvir etmiş. Çünkü o buraya geldiğinde tabii su kaynakları, bitki çeşitliliği, her şeyi görünce hayran kalmış. Kubadava Sarayı'nı da onun için orada kurmuş. Yani bizim Selçukname'de gördüğümüz yazılardan hayran kalınmış bir yer burası yani. Ki şimdi de öyle aslında. Çok el değmemiş yerler. Yani gelinmesi, görülmesi gereken yerler. Onun için biz Cennetin Çiçekleri diye bıraktık. 88 endemik tür var bizim bildiğimiz. Mesela Dedegül Dağları'ndan tutun ve işte Yeşildağ civarlarından tutun. Mesela bazı bir alan Derebucak kayması, Beyşehir. Yani bu alana özgü 88 tür olduğunu biliyoruz. Yani mesela Yeşildağ'da çok var. İşte Dedegül Dağları'nda bizim buradaki yaylarda falan çok fazla var. Bu Beyşehir'i anlattığımız, bitki çeşitliliğini anlattığımız alan Beyşehir'den. Mesela buradaki bütün isimleri, alt familyaları, üst familyaları, cinsi, türü, bütün bilgileri yer almasına çalıştık. Mesela civan perçemi bizim bildiğimiz, onunla ilgili bilgiler ya işte ne bileyim, diğer bitki çeşitlerinin tamamını anlatmaya çalıştık. Bildiklerimizi aldık. Ha, bulamadıklarımız var mı? Var. Ama bulabildiklerimizin tamamını almaya çalıştık yani.